Evet değerli izleyenler, Ukrayna'nın Donbas bölgesinde Türk SİHA'ları Bayraktar TB2'leri kullanması üzerine bu hamleyi değerlendirmeye alan Rus uzmanlar, bahse konu Türk üretimi Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının en az 10 adet Panzer hava savunma sistemiyle durdurulabileceklerini iddia ettiler. Peki, gerçekten durumu kurtarmak sadece 10 tane Panzer'den ibaret mi? Bu videomuzda gelin bu konuyu biraz inceleyelim ve bu şekilde dünyaya damga vurmuş olan Türk yapımı insansız hava araçlarını durdurmak mümkün mü, değil mi onu tartışalım. Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Rus yanlısı ayrılıkçıları vurmak için kullanan Ukrayna, Rusya'yı fazlasıyla kızdırmıştı. Bunun üzerine bazı Rus uzmanlar bu konuyu masaya yatırdı ve başlarına bela olan bu Türk SİHA'larını nasıl durdurabileceklerini konuştular. En son gelinen noktadaysa taktiklerini en az 10 tane Panzer hava savunma sistemi kullanmak olarak açıkladılar. Aralarından bazıları ise bu kadarının yeterli olmayacağı görüşünde. Aslında bu olaylar sadece bununla sınırlı kalmadı. Ukrayna'nın kullandığı Türk silahlı insansız hava araçları Almanya ve Fransa'yı da kızdırmıştı. Bunun sebebi de şu: zamanında yapılmış olan Minsk anlaşmalarına göre o bölgede insansız hava aracı kullanma yetkisi sadece Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda var. Bunun üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski çıkıp bu iki Avrupa ülkesinin eleştirilerine karşı şu savunmayı yapmıştı: "Ateşkes anlaşması kapsamında hareket ettik. Ukrayna bu formatta faaliyet göstermeye devam ediyor. Ukrayna'daki İHA'lar sadece savunma amaçlı. Ukrayna ordusu topraklarını savunmanın gerekli olduğunu hissettiğinde bunu yapar." Genel kapsamda tarafsız olarak konuyu inceleyecek olursak, Ukrayna'nın bu durumda gayet doğru ve yerinde bir hamle yaptığı aşikar. Bu sebepten dolayı yargılanması yine her zamanki gibi tamamen bazılarının işine gelmeyişiyle alakalı. Sonucunda da Ukrayna'nın savaşta tek başına bırakıldığına hepimiz şahit olduk. Biz konumuza dönecek olursak, bakalım bu Panzer sisteminin 10 tanesi gerçekten Türkiye'nin üstün başarılarıyla dünyaya damga vurmuş silahlı insansız hava araçlarını durdurmaya yetebilir mi? Panzer S-1, 1. Rus kısa ve orta menzilli karadan havaya füze ve uçak savar toplu sistemidir. Sistem 2K22 Tunguska'nın gelişmiş bir modelidir ve hedef belirleme, izleme için fazlı dizi radarları kullanmaktadır. Sistemin insansız hava araçlarına karşın aldığı başarısız sonuçlar karşısında KBP Instrument Design yeni sensör ve radar kabiliyetleriyle hava savunma kabiliyetlerini asimetrik savaş doğrultusunda değişiklikler kazandırmıştır. Panzer S-1 askeri, endüstriyel ve idari yapıların uçak, helikopter, hassas mühimmatlar, seyir füzeleri ve İHA'lara karşı nokta hava savunmasını sağlamak ve özellikle düşük ila son derece düşük aralıklarda hassas mühimmat kullanan düşman hava saldırılarından hava savunma birimlerine ek koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Fakat şöyle bir durum var: Panzer sistemlerinin geçmişte elde ettiği başarısızlıklar o kadar fazla ki herkes tarafından insansız hava araçlarına karşı etkili olmadığı biliniyor. Her ne kadar yeni sistemler eklenmiş olsa da elde olan malzeme belli. Sonradan eklemeyle düzelecek bir sorun olsaydı zaten en başında bunu test sürecinde fark edip değiştirirlerdi. Amacı alay boyutuna kadar motorlu veya mekanize birlikler için sivil ve askeri nokta ve alan hedeflerinin korunması veya S-300, S-400 gibi daha yüksek rütbeli hava savunma sistemlerinin savunma varlığıdır. Sistemin mühimmat karşıtı görevler için yeteneği var. Su hattındaki, su üstündeki hedefleri vurabilir. Tam otomatik modda çalışabilir.
tamamen pasif modda çalışabilme özelliğine de sahiptir. Bir roket için bir hedefi vurma olasılığı 4-6 saniyelik bir tepkime süresiyle 1 üzerinden 0.7'den az değildir. Hareket halindeyken füzeleri ve silahlarını ateşleyebilir. Ana radar istasyonu için erken algılama moda bağlı olarak 0 ila 60 derece veya 26 ila 82 derece arasında olabilir. 2013 yılında erken tespit için arka arkaya duran iki radar istasyonuna sahip bir varyant vardı. Sistem, herhangi bir parçanın hızlı ve kolay değiştirilmesini sağlayan modüler bir yapıya sahiptir falan ama bunlar hala Baykar üretimi Bayraktar TB2'leri durdurabilmek için yeterli özellikler değil. Bayraktar TB2, Türkiye merkezli Baykar Savunma tarafından üretilen insansız hava aracı. 14 Haziran 2014 tarihinde tam yüklü olarak gerçekleştirilen uçuş testinde 27.030 feet irtifaya çıkmış, 5-6 Ağustos'ta gerçekleştirilen uçuş testinde ise tam yüklü olarak 18.000 feet irtifada 4.040 km yol kat ederek 24 saat 34 dakikalık uçuş gerçekleştirmiştir. 17 Aralık 2015'te 2 adet Roketsan Mamle güdümlü füzesi yüklü şekilde yapılan atış testinde %100 isabet ile hedeflerini vurmuştur. Baykar Savunma Ar-Ge ekibi tarafından askeri ve sivil havacılık standartlarına uygun olarak tasarlanan Baykar Bayraktar TB2'nin tüm altyapısı Türkiye merkezli üretilmiştir. Sistem 2015'te Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen pençe operasyonlarında, Suriye İç Savaşı'na müdahalesi süresince yaptığı askeri operasyonlarda ve 2. Libya İç Savaşı'nda aktif olarak kullanıldı. Ayrıca Azerbaycan Hava Kuvvetleri tarafından 2020 Dağlık Karabağ Savaşı'nda da etkin bir rol oynadı. Bu operasyonda Azerbaycan ordusu tarafından etkisiz hale getirilen 772 hedeften tam 535'i Bayraktar TB2'ler tarafından etkisiz hale getirilmiştir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.